çok güzelsin. Sen daha güzelsin. Hayır, sen daha güzelsin. Herkes seni görünce hayran kaldı. Hatta... Bir şey mi söyleyeceksin? Babam bile seni görünce çok şaşırdı. Emre. Emre, ne kadar rahatsın sen böyle? Yeliz'in nerede olduğunu merak etmiyor musun? Anlamadım. Anlamadığın belli. Senin yüzünden gitti. Küstürdün kızcağızı. Ben ne yapmışım? Gerçekten farkında değil misin? Ya Aliye Hanım, ne demeye çalışıyorsunuz siz? Diyorum ki bu daveti Yeliz düzenledi. Her ayrıntısıyla tek tek ilgilendi. Senin için, Melek için. Ama sen ne yaptın? Hicran denen o kıza Yeliz'den daha fazla ilgi gösterdi. Ya siz nereden çıkarıyorsunuz bunu? Kadın düşüyordu, ben de onu tuttum. Saçma sapan alınganlıklara gerek yok. Yeliz'i çağırın, hemen buraya gelsin. Konuklara ayıp oluyor. Esat Bey, ya kusura bakmayın, yoğunluktan pek fazla ilgilenemedim. Tekrar hoş geldiniz. Emreciğim merhaba. Muazzam bir davet. Tebrik ederim. Ayrıca Melek'in yeniden konuşması da hepimizi çok mutlu etti. Teşekkürler, iyi ki vardınız. Eksik olma. Vallahi böyle davetler olmasa yüzünüzü göremeyeceğiz yani. Vallahi sizi de iyi gördüm ya, yaşlanmıyorsunuz. Biliyorsunuz ki bugün burada... Sevgili Meleğimizin konuşması şerefine toplandık yine. Ama Emre ve benim sizlere küçük bir sürprizimiz daha var. Emre ve ben... Ama... Çıldırdın mı sen? Niye hala gelmedin? Ben çıldırdım artık. O Hicran denen kadın beni delirtti, delirtti. Bak, bak. Baksana. Bak, görüyor musun? Bak. Bak, beni delirtti bu kadın. Bu kadın beni delirtti. Öldüreceğim ya. Kadını gidip öldüreceğim ya. Kendine gel. Senin burada kendini harap etmen hiçbir işe yaramıyor. Sen burada kendi kendine delirirken o kadın aşağıda ne işler çeviriyor? Emre ile ilişkinin adını bir an önce koyman gerek. Yoksa çok geç olacak Yeliz. Ben Emre'yi o kadına asla kaptırmam. İyi edersin. Ben senin kızına kaptırmadım. O varoşa mı kaptırdı?